Sevgili konuklar, değerli misafirler, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Bu akşam aslında Hıfzı Topuz da bizimle beraber olacaktı. Fakat kendisinin sağlık sorunları nedeniyle toplantımıza katılamayacağını öğrendim. O yüzden bugün biraz doğaçlama yapmamız gerekiyordu. Hıfzı Bey'le daha önce bir video konuşması yapmıştım. Bu video konuşmasından bugün yola çıkarak etkinliğimizin ilk bölümünü gerçekleştireceğiz. Ben Hıfzı Bey'e 7 soru sormuştum aşağı yukarı, 6-7 soru. Bu 6-7 sorunun aynısını Ünal Göğüş'e de soracağım ve etkinliğimizin ilk bölümünde önce videodan Hıfzı Bey'in yanıtları, ondan sonra Ünal Bey'in konuşmalı vereceği yanıtlar, daha sonra da Güneş Karabuda'nın çektiği tarih fotoğrafları üzerine kısa bir diğer gösterimiz olacak. Ondan sonra soru cevap bölümüne geçeceğim. Fakat bütün bu etkinliklere geçmeden önce size çok kısa olarak bu akşamki misafirin Ünal Göğüş hakkında biraz biyografik bilgi vermek istiyorum. Ünal Göğüş'ün Paris'li Türk sanatçılarının ağırlığı olduğu çok önemli bir koleksiyonu var. Bu koleksiyon bu döneme 1945 ile 65 arasında Paris'te yaşamış, Paris'te çalışmış olan sanatçıların işleri üzerine yoğunlaşmış bir koleksiyon. Kendisi 65 sonrasında üretilmiş olan eserleri de topluyor. Fakat bilmiyorum dediğimi ama koleksiyonun omurgası bu döneme ait. Dolayısıyla bu kitapta benim hazırladığım Paris Tecrübeleri kitabının da aşağı yukarı bu döneme yoğunlaşması sebebiyle bu akşam kendisiyle beraberiz. Ünal Göğüş'ün ilginç bir koleksiyonculuk geçmişi var. İlk resmi 1973 yılında Gülsün Kara Mustafa tarafından kendisine hediye ediliyor. Galiba 3 oğlunuzun doğduğunda kendisine veriliyor bir resim. Daha sonra 1977 yılında Ünal Bey resim koleksiyonu yapmaya başlıyor. İlk topladığı sanatçılar İhsan Cemal Karaburçak, Orhan Peker, Ali Arbaş. Dolayısıyla 1977'den 2019'a kadar ki dönem içinde sürekli alım yaparak genişlettiği bir koleksiyonu var ve bu koleksiyonun en önemli özelliklerinden bir tanesi Paris'te yaşamış, Paris'te çalışmış olan Türk sanatçıların eserleri üzerine yoğunlaşmış olması. Tabii 1977'den itibaren aktif olarak koleksiyon yaptığı için Türkiye'deki sanatsal ortam, bu ortamdaki gelişmeler, bu sanatçıların nasıl İstanbul'daki resim piyasası tarafından ele alındığı, değerlendirildiği hakkında kendisinin çok detaylı bilgileri, gözlemleri ve ayrıca kendisinin de tuttuğu notlar var. Buna paralel olarak benim söylemek istediğim Ünal Göğüş, İstanbul Modern'de mütevelli heyetinde aktif olarak çalışıyor. Yeni bir gelişme, İstanbul Resim Heykel Müzesi Yönetim Kurulu'nda da aktif olarak çalışıyor. Dolayısıyla koleksiyoncu olarak hem kurumsal oluşumlarda hem de bu oluşumlara paralel olarak gündeme gelen birçok etkinlikte kendisinin öngörüsüne, bilgisine danışılıyor ve onunla beraber bir takım projeler gerçekleştiriliyor. Benim bu akşam kendisini buraya davet etmemin en önemli sebeplerinden bir tanesi bu hazırladığım kitabın omurgasını oluşturan 12 sanatçının belki de en ilginç, en aykırı eserlerinin onun koleksiyonunda olması. Bu benim için hakikaten çok önemli bir olgu. Kitabı hazırlarken de, kitap hakkında çalışırken de bilmediğim ya da çok emin olmadığım birçok konu hakkında ben kendisiyle tanıştım. Kendisi bana her zaman için doğru bilgiye ulaşmamda çok yardımcı oldu.
Bu akşamki maalesef burada aramızda olamayan diğer konuğumuz Hıfzı Topuz. Hıfzı Topuz hakkında da size çok kısa bir biyografik bilgi vermek istiyorum. Hıfzı Topuz İstanbul Üniversitesi'nde hukuk eğitimi almış bir kişi. Fakat aldığı hukuk eğitimi sırasında sanıyorum 1952 yılında Fransız hükümetinin verdiği öğrenci bursuyla ilk defa Paris'e gidiyor ve Paris'te 3 ay gazetecilik eğitimi ya da sosyoloji eğitimi görüyor ve o tarihten itibaren 1952'den aşağı yukarı 2000 yıllara kadar sürekli Paris'te yaşayan, Paris'te sanatçılar hakkında yazılar yazan, kitaplar hazırlayan çok önemli bir zaman tanığı. Onun hazırladığı ve son zamanlarda arka arkaya yayınlanan biliyorsunuz sanatçı monografileri de var. Fikret Muhalla için birçok kitap yazdı. Son Avni Arbaş için bir kitap yazdı. Galiba hazırladığı halen tetiğinde olan diğer başka sanatçılar hakkında onların yaşam hikayelerini anlatan, onların yaşamlarının bizim bilmediğimiz özelliklerini ön plana çıkaran kitapları hazırlıyor. Şimdi bu akşam dediğim gibi Hıfzı Bey'in rahatsızlığı sebebiyle burada aramızda olamayacak. Dolayısıyla ben hem bu etkinliği biraz daha kompakt hale getirebilmek hem de daha hızlı iletişim sağlayabilmek adına 6 ya da 7 soru hazırlamıştım. Bu soruların ilkinden başlayıp önce Hıfzı Bey'in ne dediğini, ne konuştuğunu öğrenelim. Ondan sonra ben aynı soruyu Ünal Bey'e soracağım. Burada bir konunun altını çizmek istiyorum. Ben burada bu videoyu hazırlarken bazı soruları ekranda çok kısaltılmış olarak göreceksiniz. Ben o yüzden o soru hakkında biraz kısa bir detaylı bilgi vereceğim. Ondan sonra Hıfzı Bey'in söylediklerini dinleyeceğiz. Daha sonra da Ünal Bey'in aynı konu hakkındaki yanıtını alacağız. Benim ilk sorum 1950 yıllarda Paris'te sanatçıların nasıl yaşadığıydı? Çünkü biliyorsunuz sanat tarihi, sanat felsefesi, sanat sosyolojisi hep sanatçının yapıtı üstünden ilerler. Sanatçıyla çok ilgilenmez ama bir sanat yapıtının, bir resmin, bir heykelin, bir grafiğin oluşabilmesi için hiç kuşkusuz bir de özel hayat vardı. Bu özel hayat, günlük hayat, o eserin nerede üretildiği, hangi stüdyoda yapıldığı ya da sanatçının o eseri yaparken, üretirken nerede gezdiği, nerede konuştuğu, hatta aç mı olduğu, tok mu olduğu çok önemlidir. Ama bunu sanat tarihi, sanat felsefesi, sanat sosyolojisi yazmaz. Bu genelde hep es geçilir. Ben bu sorudan yola çıktım. Dolayısıyla bu yaşam konusunda söylemek istediğim bir şey var. Bu maalesef bu arkamdaki soruda şu an çok net olarak gözükmüyor ama yani bu insanlar nasıl yemek yiyorlardı, nasıl yaşıyorlardı, nerede banyo yapıyorlardı? Bu banyo konusu çok önemli çünkü 1945'te Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en önemli konulardan bir tanesi banyo. İnsanların banyo yapabileceği alanlar çok sınırlı. Aynı şekilde yemek içmek de bayağı bir sorun. İsterseniz önce Hıfzı Bey'in bu konuda ne dediğini dinleyelim. Ondan sonra Hıfzı Bey'i durdurup aynı soruyu Ünal Bey'e yönelteceğim. Skora Kantarum, evet. abinin hem stüdyosuyla hem kaldığı yerde. Büyük bir, birinci katta büyük bir yer vermişlerdi ona. Orada yatıp kalkıyordu. Karısı orada yemek yapıyordu. Orada şimdi bir kısmı da atölyeydi. Orada yaşıyor, hayatı orada geçiyordu. Abinin evvela şeyde kalıyordu, Skora Kantorum'da, sonra ayrı eve çıktı. Ya, öbürlerine, yani Mübin'de kalmıştı bir ara Skora Kantorum'da. Ondan sonra başka... Ben geldiğim zaman abini buldum Paris'te. Ressamlarla röportaj yapacağım dedim. Fikret Muhalla'yı
Yitamadı bu ressamlarla falan, gazetecilerle konuşmaz. Kaçar hakaret eder, aklında olsun dedi. Kalktım gittim, hiç öyle olmadı. Kapıyı açtı, ooo buyurun falan dedi. Ve içeri aldı beni. Dekor şöyleydi, bir divan. Orası aynı zamanda yatağı. Üzerine büyüyüp gelinmiş, çamaşırlarla asmış oraya. Bir tarafta tuval, resimleri falan orada yapıyor. Bir tarafta masa, masanın üzerinde bir tabak içinde iki elma. Ama böyle bir şeydi. Gittiğim zaman beni gayet iyi karşıladı, oturduk, konuştuk. Benden dedi bir resim alın. Ben dedim ya para mı yetmesin, ben öğrenciyim bunu. Ne vardı cebimizde? O zaman frank vardı, euro yoktu. 10 frankım var dedim. Peki dedim, aldı 10 frankı. Dosyasını açtı, bir resim çıkardı. Bunu veriyorum ben size. Ama dedim, olur mu? Bir eskiz falan benim. Yok yok dedi, onu aldı. Şimdi de aşağı gidip bir şarap içelim dedi. Ben size burada bir şey ikram edemiyorum dedi. Aşağı kahveye gittik. O 10 frankı orada arasında 10 franktan 2 kadeh şarap. Bana da bir kadeh şarap. O kendisi 2 tane kadeh içti. Ben de bir kadeh şarap içtim. Bir de jitan sigarası aldırdı. O 10 frank yetti onları almaya. 2 paket galiba jitan, şarap bunlara yetti. Ondan sonra konuşmaya başladık Fikret'le. Fikret'in pek konuştukları pek anlaşılmıyordu. Yani Türkiye'de hiç yazı çıkmamıştı hakkında, kimse bilmiyordu. Bendeki resmi işte abinin rasik vermişti bana. O biraz bekle biliyordum kendisini. Ve Fikret uzun uzun anlattı, bütün hayatını falan anlattı. Ondan sonra dostum benden resim alın diye her zaman ısrar ediyordu. Bana otele geliyordu, resim getiriyordu. Zaten hayatı şöyle geçiyordu Fikret'in. Otelde, otelden çıkıyor. Otelden bir evden çıkıyor. Orada bir kahveye gidiyor. Oradan resim yapıyor. Onu arkadaş oradaki oturanlara teklif ediyor. Alan alıyor, almayan sokağa gidiyor. Bir sıranın üzerine oturuyor. Onları arkasına tutturuyor. Mandalla alan yani. Alan olursa satıyordu. Aksi halde onları dosyasına koyuyordu. Kapı kapı dolaşıyordu. Ben burada bir konuda size çok kısa bilgi vermek istiyorum. Hıfzı Bey 1952 yılında Fikret Mualla'yı ziyaret ettiğinde iki tane konu var bizim önceden bilmemiz gereken. Fikret Mualla Berlin'den İstanbul'a, Türkiye'ye 30'lu yılların başında geliyor ve 30'lu yıllarda geldiğinden itibaren sanat ortamında gerçekten bomba gibi bir patlayan bir isim. Dolayısıyla İstanbul sanat ortamının çok yakından tanıdığı insanların kendisini yakından görmeye, tanımaya can attığı bir insan. Ki 1937 yılında önemli dünya fuarını kuruluyor New York'ta. Burada Türk katılımı, Türk pavyonunu temsil eden temsilinde Abidin Dino'nun sanat danışmanlığını üstlendiği ve kendisinin de 100 adet İstanbul resmiyle bu fuara katıldığını biliyoruz. Aynı şekilde Fikret Mualla hakkında ilk yazıyı yazan, Fikret Mualla'yı sanat ortamına ilk tanıtan kişilerden bir tanesi Nazım Hikmet. Dolayısıyla 1930'larda Fikret Mualla gerçekten bir star, gerçekten bir yıldız. Bunu sizinle paylaşmak zorundayım. Hıfzı Bey'in söylediği ikinci cümle var. Bu da kimse tanımıyordu, çok fazla ilgilenmiyordu deniliyor. Bunun da çok doğru olmadığını şuradan biliyoruz. Fikret Mualla Nazım Hikmet'in kitaplarının illüstrasyonunu gerçekleştirdikten sonra birçok defa birçok yerde, birçok galeride, birçok etkinlikte aktif olarak bulunuyor. Dolayısıyla Fikret Mualla'nın Türkiye'nin sanat ortamında, İstanbul sanat ortamından hiç eksik olmayan bir yıldız olma hali söz konusu.
Dolayısıyla bu ön bilgilerden sonra ben sözü Nihal'a vermek istiyorum. Buyurun Nihal'a. Teşekkür ederim Necip Bey. İlk önce benim hakkımda söylemiş olduğunuz nazik sözler için teşekkür ederim. Biraz egzajerasyon var diye düşünüyorum. Onlar sizin iyi görüşleriniz. Şimdi 1950'lerde Paris'e giden sanatçıların nasıl yaşadıkları günlük hayatlarıyla ilgili düşüncelerimi şöyle özetleyebilirim. Paris'e giden işte bu ekolü Paris sanatçıları olarak adlandırdığımız 10-12 kişiden oluşan sanatçı grubunun geçmişlerine bakacak olursak bunların büyük bir kısmının akademiden Leopold Levin'in öğrencileri olduğunu görüyoruz. Bu sanatçıların büyük bir kısmı Leopold Levin'in girişimleri sonucu Fransız hükümeti öğrenci bursunu kullanarak Paris'e gittiler. Bir kısmı da devlet bursunu alarak Paris'e gittiler. Birkaç tanesi de kendi imkanlarıyla Paris'e gitmişlerdir. Bu sanatçıların Paris'e gidiş sıralarını şöyle özetleyebiliriz. Fahri Nisa Zeyit hariç o diplomatik bir çevrede bulunuyordu zaten. 1946 yılında Necat Melihdeyev'in oğlu Paris'e ilk gidenlerdendir. 1946 yazında gitmiştir. İkinci olarak Paris'e giden hemen hemen aynı aylara denk gelmektedir. Avni Arbaş'tır. Esasında Avni Arbaş, Leopold Levin'in temin etmiş olduğu Fransız hükümeti öğrenci bursuyla Paris'e gitti. Bu burs için ilk aday esasında Selim Turan'dı. Fakat Selim Turan pasaportu olmaması nedeniyle, pasaport teminindeki çektiği güçlükler nedeniyle 1946 yılında Paris'e gidemiyor. Onun yerine Avni Arbaş gönderiliyor. Mütakiben 1947 senesinde de Selim Turan Paris'e gidiyor. Bunu Mübin Orhan takip ediyor. Mübin Orhan Türkiye'de üniversiteden mezun olduktan sonra 1948 senesinde Paris'e doktora yapmak üzere gidiyor. Fakat ona sonradan geleyim isterseniz. Akabinde 1949 senesinde de Albert Bitrand Türkiye'den Paris'e mimarlık eğitimi görmek üzere gidiyor. Daha sonra Traje Dikmen 1949'da, Semiramis Zorlu 1950'de, Abdin Dino 1952'de, Hakkı Han'la da 1954 yılında Paris'e yerleşmek üzere gidiyor. Esasında Hakkı Han'la Paris'e ilk kez 1947 yılında öğretmen bilgi görgü kanunundan yararlanarak gidiyor. Paris ortamından son derece etkileniyor. 1954'te Paris'e yerleşinceye kadar kendi imkanlarıyla ondan fazla kez Paris'e gidip geldiği bilinmektedir. Şimdi Fahri Nisa Zeyit ve Necat Melih Devrim'i bir kenara koyacak olursak, Paris'e giden bu sanatçı grubu oldukça zor koşullarda hayatlarına başladılar. Maddi imkanları oldukça sınırlıydı. Bu sanatçıların büyük bir kısmı Paris'e vardıklarında pansiyonda kalmaya başladılar. Bir kısmının da Paris Üniversitesi öğrenci yurdunda kaldığını biliyoruz. Bu üniversite yurdunda kalanlar arasında Mübin Orhan ve Albert Bitrand'ı sayabiliriz. Fakat zamanla bu öğrenci yurdunda kalanlar da bilahare pansiyona geçmişlerdir. Avni Arbaş 1946 yılında Paris'e gittiğinde ciddi olarak maddi sıkıntı çekiyor. Bunu Traje Dikmen'in Avni Arbaş'a yazmış olduğu ki o mektupların asılları bendedir. Çünkü Avni Arbaş'la bizim çok yakın dostluğumuz oldu Türkiye'ye döndükten sonra. Ve Avni Arbaş vefatından önce
bu saklamış olduğu mektupların tümünü en iyi sen saklarsın diye bana verdi. O günden beri de benim arşivimde bu mektuplar yer almaktadır. Yani mektup yazan kişiler arasında işte Cihat Burak, Trajet Hikmen, Orhan Peter'inden tutu, aklınıza kim geliyorsa, Turan Erol filan hepsinin mektupları benim arşivimde bulunmaktadır. Amine Erbaş Paris'e varır varmaz ciddi bir hastalık geçiriyor. Ve Trajet'e yazmış olduğu mektuba aldığı cevaptan şunu anlıyoruz ki gıda temininde ciddi sıkıntıları oluyor. Hastalık ve gıda teminindeki sıkıntılar nedeniyle ciddi kilo kayıplarına uğradığını öğreniyoruz. Yine Trajet Dikmen'in Avni Arbaş'a yazmış olduğu mektuptan Trajet Dikmen ile Leopold Levin'in ilişkileri son derece ilginçtir. Trajet Dikmen akademide zaman zaman Leopold Levin'in atölyesinde çalışmalar yapmıştır. Avni Arbaş'ın o sıralarda aldığı burs miktarının 4000 eski Fransız frangı olduğunu biliyoruz. En büyük sıkıntısında Avni Arbaş'ın sigara ve içki temininde çekmiş olduğu sıkıntıları görüyoruz. Avni Arbaş Paris'e gittiğinde evli birisiydi. Zaten Paris'e gidenlerin üçünün dışında hepsi hemen hemen bekar insanlardı. 1943 yılında eşi Zerrin Arbaş ile evlendi ve 1946 yılın yazında Paris'e gittiğinde Zerrin Hanım'ı İstanbul'da bırakmak zorunda kaldı. Zerrin Hanım çocuk sahibi olmayı çok arzu ediyormuş. Fakat sağlık sorunları nedeniyle Avni Arbaş bu işe pek sıcak bakmamasına rağmen bir şekilde Avni Arbaş Paris'e gitmeden önce Zerrin Hanım hamile kalıyor. Fakat Avni Arbaş'tan bunu saklıyor. Ta ki 1946 yılı Kasım ayında İstanbul'dan Marsilya'ya hareket eden vapurla Fransa'ya gittiğinde Avni Arbaş Zerrin Hanım'ın hamile olduğunu öğreniyor. Ve tabii hem seviniyor hem de Zerrin Hanım'ın rahatsızlığı nedeniyle bu işin üstesinden nasıl gelecekleri konusunda ciddi endişeleri oluyor. Kasım ayında Zerrin Hanım Paris'e geçiyor. Aralık ayında da, Aralık 15'te de işte doğum sancıları tutuyor, hastaneye kaldırılıyor ve doğum sırasında hayatını kaybediyor. Kızı Zerrin doğuyor. O sırada Avni Arbaş bir pansiyonda yaşamaktadır. Çocuk iki günlük kendindedir yani hastaneden eve alınıyor. Nasıl bakacağını bilemiyor çocuğa. Çünkü çocuğa süt verilmesi gerekiyor, bir süt anne bulunması gerekiyor. Yardımına o sırada kalmakta olduğu pansiyonda kalan emekli bir hemşire hanım yetişiyor. Didi isminde bir hemşire hanım. Didi hanım hemen küçük Zerrin'le ilgilenmeye başlıyor. İlk gecesini Didi hanımın odasında geçiriyor. Ve birkaç hafta Zerrin'e orada baktıktan sonra Amri'ye şöyle bir öneride bulunuyor. Benim işte birikmiş bir miktar param var. Bunu sana vereyim. Borç olarak kabul et. Fakat Paris'te kış aylarında bu çocuğu burada soğuk bir pansiyonda bakmak zor olacak. Onun için benim tanıdığım Güney Fransa'da başka bir hemşire hanım var. Orada Zerrin'e bir süt anne bulabilir diyor ve abiyle beraber Zerrin Güney Fransa'ya gidiyorlar. Orada bu hemşire hanımı buluyorlar. Hemşire hanım bir süt anne buluyor
vesaire. Böylece iki aylarını Güney Fransa'da geçirdikten sonra Avni Arbaş çocuğa bakamayacağını anlıyor. Ve kayınbiraderiyle temasa geçiyor İstanbul'da ve çocuğu anneanne, dedesine göndermeye karar veriyorlar. Ve Marsilya'dan İstanbul'a hareket edecek olan vapura, vapurun hemşiresine teslim ediliyor Ziya'nın Arbaş tek başına. Tesadüfen aynı gemide Freya Kural da Marsilya'dan Türkiye'ye gelmekte. Anneyi rıhtımda görünce durumu anlıyor ve bebekle ilgileneceğini söylüyor. Böylece Zerrin Hanım Türkiye'ye geliyor. Yani oldukça zor koşullarda bu sanatçılar hayatlarını Paris'e devam ettiriyorlardı. Bir müddet sonra Avni Arbaş'ın bursu kesiliyor, parasız kalıyor, sokaklardan, evlerden gazete toplayarak, satarak geçimini temin etmeye çalışıyor. Yani fazla bir para kazanmadığı için bir seramik atölyesinde işe giriyor. Görevi de işte seramikleri, camları kıraraktan vitray yapımına hazır hale getirmek. Çok zor bir iş olduğu için geceleri yorgun argın pansiyona dönüyor ve resim yapamaması nedeniyle de o işe son veriyor. Bu bölümde benim söyleyeceğim bunlardan ibaret. Tamam. Şimdi burada çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Yani 1945, 46, 47, 48, 49 yıllarından bahsediyoruz. İkinci Dünya Savaşı yeni bitmiş. Fransa'da, Paris'te hayat hakikaten çok zor. Burada pansiyon lafı sürekli geçiyor. Yani bunun hakkında çok kısa size bir bilgi vermek istiyorum. Bu tür pansiyonlar birçok kişi yalnızca Türkiye'den gidenler değil. Dünyanın her yerinden Paris'e sanatçıların akımı oluyor. Çünkü orada yeni bir başlangıç yapılacağına dair büyük bir inanç var sanatçılarda. Dolayısıyla dünyanın her yerinden gelen sanatçıların doğru düz yaşayabilecekleri koşulları bulmaları hakikaten çok zor. Pansiyon lafı sürekli geçiyor. Bu pansiyonlar Paris bombalanmadığı, Hitler tarafından yerle bir edilmediği için ayakta kalabilmiş çok eski binalar ve bu binaların en önemlilerinden bir tanesi Schola Cantorum dedikleri, aslında bir müzik okulu. Bu müzik okulunun bahçesindeki müştemelatta bir pansiyon var. Bu pansiyonun adı işte aile pansiyonu. Burada insanlar ya da isteyen kişi bir ya da iki oda kiralayıp işte bu odalarda ancak yaşayabiliyorlar ama bu odalar yani bizdeki karşılığıyla ancak han odası gibi bir oda. Hiçbir şekilde banyo, tuvalet yok. Bir tek tuvalet her katta bir tane var. Banyo yok ve işte bu pansiyonda bazılarında öğlen ya da akşam yemeği çıkıyor. Genelde yemek olayını da insanların dışarıda halletmesi gerekiyor. Tabii bugünden bakıldığında anlamak hakikaten zor. Yemek bulmak hakikaten bu kadar sorun muydu diye. Evet, 1945'lerin yani 45 ile 48 arası, 50 arasında Paris'te günlük hayat hakikaten çok zor geçiyor. Birçok şey bulunamıyor. Bulunamayan şeylerden bir tanesi de işte tereyağı, taze süt, yumurta gibi ürünler. Dolayısıyla sanatçılar hakikaten bu yıkılmış, yıkıntı altındaki Paris'te yepyeni bir dil, yepyeni bir sanat olayının da bir yandan çekirdeğini oluşturuyorlar. Dolayısıyla yaşanan maddi yokluk, maddi sıkıntı Paris'in uluslararası bir kent olarak ortaya çıkarabileceği son büyük sanatsal gelişiminin de mayalanmasına sebep oluyor. Bu mayalanma sonucu yeni bir sanat akımı, yeni yaklaşımlar gündeme geliyor. Bu yaklaşımlar hakkında ben kitapta çok detaylı olarak bilgi vermiştim. O yüzden bunları tekrarlamayı ben burada çok fazla önemli bulmuyorum. Benim için önemli olan bu etkinliğin de düzenlenmesinin nedenlerinden bir tanesi günlük hayatın nasıl geçtiğiydi bu yıllarda. Çünkü önemli olan bu günlük hayatın formunu iyi tanımlayabilmek. Çünkü eğer bu günlük hayatın nasıl geçtiğini biliyorsanız, kavrayabiliyorsanız
orada yapılmış bir resmin hangi ortamda yapıldığını daha iyi anlayabiliyorsunuz. Yani 1947'nin, 1946'nın, 1945'in resmine bugünden baktığımızda birçok şeyi anlayamıyoruz. Ama yani bu güncel hayata, günlük hayatın farklı özelliklerine birazcık girdiğimizde, biraz tırmaladığımızda hakikaten o resmin neye karşılık geldiğini ya da bir, çok sıradan bir grup sergisinde, bir galerinin açtığı sıradan bir grup sergisinde eser göstermenin, Paris'te bir galeri duvarında bir eserinin sergilenmesinin ne anlama geldiğini çok daha iyi anlıyorsunuz. Ben dediğim gibi bugün biraz da improvizasyon, yani doğaçlama yaptığımız için Hıfzı Topuz'a aynı soruyu sormuştum. Hıfzı Bey bu soruya şöyle yanıt verdi. Abi ne kendi atölyesinde yiyordu falan. Abinin müzik belki bir şeyler yazıyordu. O da yemeği meraklı değildi. La Michelin diye bir lokanta vardı. Oraya gidiyorlardı. La Michelin. Oraya gidiyorlardı. Başka nereye gidiyorlardı bilmiyorum. Ben üniversite lokalinde yiyordum. UNESCO'ya girmeden evvel. 52-53'te Paris'te belki 8 sene üniversite lokantası vardı. Karttan orada yemek yiyordum. Gayet ucuzdu, hep orada yemek yiyordum. Yahut otelde idare ediyordum. Otel Sorbonne'un karşısında, Rue de la Sorbonne diye bir sokakta bir otelde kalıyordum. Otel Roland diye. Orası ucuz bir oteldi. Otel 5 franktı. Duşu, banyosu falan öyle bir şey yoktu. Yemek imkanı da yoktu. Kahvaltı da yoktu. Orada yatıp kalkıyorduk, o kadar. Yemeğe de dediğim gibi üniversite lokantalarına gidiyordum. Ya gizli gizli otelde bir şeyler yapıyordum çünkü otelin sahibi odada yemek yemesine taraftar değildi. Gizli yiyorduk. Böyle bir şeyler yapıyordum. Şimdi ben aslında Hıfzı Bey'in sorusunun cevabını Hıfzı Topuz'un günlük hayatta dair söyledikleri aslında birinci sorunun biraz daha içine giriyor. Dolayısıyla müsaade eder misiniz? Yani üçüncü soruyu da Hıfzı Topuz'dan yanıtını alıp sizin bunlara daha sonra yanıt vermenizi rica edeceğim. Şimdi burada dediğim gibi çok hızlı hazırlanıldığı için Fransız sanat ortamından uzak olmaları Fransızca bilmemelerinden mi kaynaklanıyor diye burada bir cümle var. Bu çok uzun bir parçanın sonundan çekildiği için bir açıklama yapmayı burada gerekli görüyorum. Bu konuştuğumuz 12 sanatçının neredeyse 10 tanesi İstanbul'da Galatasaray, Sen Benoa gibi okullarda eğitim görmüş. Dolayısıyla Fransızcayı konuşabilen insanlar, sanatçılar. Fakat bir dili konuşmakla o ülkedeki sanat ortamıyla ilişkiye geçmek çok farklı kavramlar. Çünkü sanatçının iletişime geçmesi her zaman için çok farklı koşulların bir araya gelmesini gerektiriyor. Bu koşulları bazen şans hazırlıyor, bazen de sanatçının kendisi hazırlıyor. Şimdi ben Hıfzı Bey'in üçüncü soruya verdiği yanıtı beraber dinleyelim istiyorum. Ondan sonra soruyu size yönelteceğim. Ünal Bey'i sizin yanıtlamanızı rica edeceğim. Hepsi konuşuyor. Hepsi konuşuyor. Yok öyle bir şey. Diyorum, bu ressamların içinde bir abidinin bu sanatçı çevresiyle yakın ilişkisi vardı. Öbürlerinin ilişkisi olduğunu tahmin etmiyorum. Bilmiyorum, tahmin etmiyorum. Nejat çok geniş çevresi vardı. Ama yani yalnız kalıyordu biraz. Yani toplum dışında kaldı Nejat. Ne oldu? Nejat evlendi. Bir Polonyalı ile evlendi. Ondan sonra orada gittiği zaman işte bir eve çıktı ayrıca. Karısıyla beraber oturuyordu. Bir çocukları oldu, bir kızı oldu. Ona da hayrandı. Ama resim satmakta çok
güçlük çekiyordu. Necat Emre'nin resimlerini, tablolarını alıp dolaşıyordu satmak için. Kalkıyordu, ailesinden gelen bir çevresi olduğu için yabancı ülkelere gidiyordu. Birçok büyükelçiyi tanıyordu. Onlara misafir oluyordu. Oralarda resim satmaya bakıyordu. Sonra geldiği zaman yine yoksulluğa düşüyordu. Bana diyorduk sana seni resmi vereyim, bana bir şişe viski getir. Yahut bir kutu püro al. Ben püro ve şey karşılığı bir resim aldım abi Neşat'tan. Ve Neşat Türkçe resminde pek ne tanıdıkları oluyordu ama pek ilişkili değildi. Yani çünkü sanat çevresiyle mesela değil mi söyleyeyim, insanlarla görüşmüyordu. Mübin'le, Abidin'le, bir fırsat olursa karşılaşıyordu. Onların içinde değildi Mübin veya Neşat, onların dışındaydı. Şimdi bir konuda tabii açıklık getirmem gerekiyor. Hıfzı Topuz 1952'de Paris'te öğrenci bursuyla gidip 3 ay geçirdikten sonra 1954'te, 55'te, 56'da sürekli Paris'e gidip geliyor ve oradaki sanatçılarla çok yakın ilişki içinde ama kendisi o sıralarda İstanbul'da vatan başta olmak üzere birçok gazetede çalışıyor. Dolayısıyla politik muhabir ya da yazı işleri müdürü, müdür yardımcısı konumunda. Dolayısıyla sanat ortamındaki gelişmelerle çok yakından ilgili değil. Zaten de çok yakından takip edecek bir vakti zamanı yok. Burada önemli olan tabii 1946'dan 47'ye itibaren Paris'e giden Türk sanatçılarının kimlerle nasıl ilişki kurduğu ve bu kurdukları ilişkilerle nasıl o dönemin dilini, o dönemin sanat anlayışını kendilerinin de içinde oldukları bir çerçeveye sokabilmeleri. Ben burada Ünal Bey soruyu size yöneltmek istiyorum tekrar. Bu sanatçıların Paris'teki sanat ortamında olan ilişkileri hakkında fikirlerinizi, düşüncelerinizi alabilir miyim? Benim görüşüme göre biraz Hıfzı Bey'in görüşüyle çelişiyor. Bu sanatçı grubundan belki Necat Melik Devrim, Albert Bütran ve Traje Dikmen diğerlerine göre biraz daha avantajlı durumdaydılar. Bunun birkaç nedeni var. Fakat Necmi Bey'in de dediği gibi bu sanatçı grubunun büyük bir kısmı gayet iyi Fransızca biliyorlardı. Ve Paris sanat ortamı, Albert Bütran işte 1949 yılında gitti. 1950 yılında Paris Üniversitesi öğrenci yurdunda kalırken dönemin önemli sanatçılarıyla tanışma imkanı oldu. Mesela bir Claude Lam, Soto, Ellsworth Kelly gibi dönemin çok çok önemli sanatçılarıyla tanıştılar, dostluk kurdular. Bilal 51 yılında, Albert Bütran 1951'de o dönemin önemli sinema yapımcısı, yazar ve koleksiyonları olan Roche'le. Bir şey söylemek istiyorum Bilal Bey, lafınızı balla keseyim. Bu Henri Pierre Roche, Jules isimli filmin, Fransız filminin de meşhur yazarı ve onun senaryosunu hazırlıyor. Marcel Duchamp'ın en büyük dostlarından bir tanesi, kendisiyle beraber yakın ilişki içinde ve Fransız sanat ortamının o yıllarında çok aktif bir koleksiyoncu, aynı zamanda yazar ve o dönemin özelliklerini çok iyi anlatıyor. Yani kendisinin filmi de zaten çok önemli filmlerden bir tanesi. Roche Albert Bütran'ın resimlerinden etkileniyor ve Albert Bütran'a mesela bir öneride bulunuyor. Gel benim evimde, ben sana bir oda tahsis edeyim.
sen burada çalış, resim yapman için gerekli resim malzemelerini ben sana temin edeyim. Fakat bunun karşılığında da her ay yaptığın resimlerden birkaç tanesini ben koleksiyonuma alayım gibi bir öneride bulunuyor. Gene Roche'un sayesinde sanat çevresiyle çok iyi ilişkiler kuruyor ve 1951 yılında ilk kişisel sergisini Galeri Arnold'da açıyor. Evet, bir detay daha bilgi vermek istiyorum. Şimdi 1951'de Paris'te o zaman Fransa'da olan bir kanun var. Bu kanuna göre 21 yaşının altındaki kişiler reşit sayılmıyor. Dolayısıyla bu insanların sergi açabilmeleri için ebeveynlerinden özel izin almaları gerekiyor. Bu yüzden Albert Bitran doğum tarihini birkaç yıl öne alıyor. Şimdi bunu biz maalesef yeni öğrendik. Dolayısıyla 1951'deki sergisini açtığında aslında o dönem 21 yaşında olduğuna dair polis karakoluna gidiyor ki Paris'in her mahallesinde bir polis karakolu vardır, nanet bir yerdir. Orada imza atıyor. 21 yaşımın altında değilim. Pardon, 21 yaşımı doldurdum. Dolayısıyla sergi açmak için ebeveynlerimden kağıt getirmem gerekmiyor diye. Böyle bir bağlantı hissediyorum. Evet, yorum, çok teşekkür ederim bu bilgi için. Uzun bir süre zaten Albert Bitran sanat piyasasında 1929 doğumlu olarak tanınıyor. Ancak ölümünden sonra Albert Bitran'ın 1931 doğumlu olduğu artık herkes tarafından biliniyor, öğreniliyor. Akabinde 1952 senesinde ikinci kişisel sergisini açıyor Albert Bitran. Aynı galeride. Bunu takiben de işte Mümin Orhan'la o sırada Paris'li iyi dostlar. Güney Fransa'ya gidiyorlar. 1953-54 yılını orada geçiriyorlar. Albert Bitran'ın ilk dönem resimleri geometrik soyut resimlerdi. Bu arada Albert Bitran Charles Petrian'la tanışıyor ve bu sanat eleştirmenin öngörüleri doğrultusunda kariyerine değişik bir yol çizmeye karar veriyor. Çünkü Etienne Bitran'a artık geometrik soyutun akademik kaldığını, ömrünü tamamladığını söylüyor. Bundan etkilenen Bitran yavaş yavaş geometrik soyuttan lirik soyuta doğru bir giriş yapıyor. Yani Bitran'ın hayatına bakacak olursanız çok önemli sanatçılarla dostluklar kuruyor. Hem sanat eleştirmenleri olsun, hem dönemin önemli sanatçıları olsun. 1953 yılında Güney Fransa'da Horia Domain ile tanışıyor. Romander's sanatçı kendisi. Çok yakın dostlukları oluyor. Her ikisinin de müşterek konusu Degas. Degas'a her ikisi de aşık vaziyetteler. Ve sık sık bir araya gelerekten görüşlerini paylaşıyorlar. Ve bu dostlukları 2012 senesinde Damien ölene kadar devam ediyor. Hakeza 1960 senesinde Küba'ya, Havana'ya gitme imkanı oluyor. Orada Wilfredo Lam, Corneli, Tevarelli gibi sanatçılarla bir arada oluyor. Ve dönemin en önemli sanat eleştirmenleri, yazarları olan Claude Lefort ve Jean-Luc Chalamet ile tanışıyor. Ve bu sanat eleştirmenleri Albert Bitran'ın kitabını hazırlıyorlar. Paris'e giden sanatçılar içerisinde sanat kitabı çıkan, çok sayıda sanat kitabı çıkan tek sanatçı Albert Bitran'dır. Bugüne kadar 3 tane gayet ciddi kitapları çıkmıştır. En son kitabı da bu sene biliyorsunuz Mayıs ayında çıktı. Bitran'ın vefatı üzerine
Claude Lefort ve Jean-Luc Chalamet bir kitap hazırladılar. Mayıs ayında Paris'te lansmanı yapıldı bu kitabın. İşte Paris'e gelen diğer bir önemli sanatçımız Traje Dikmen, 1949'da Paris'e gidiyor. Traje diğer sanatçılara kıyasla çok daha avantajlı bir durumda. Türkiye'den Lefort'e bir tanıma şansı olduğu için Lefort evinin de öğrencisi oluyor. Aynı zamanda Lefort evinin tercümanlığını yapıyor. Gayet iyi Fransızca biliyor. Paris hükümetinden almış olduğu öğrenci bursuyla doktora yapmak üzere Paris'e gidiyor. Vapurla gidiyor tabii. Ve Marsilya'ya vardığında o sırada Lefort evi Güney Fransa'da Cézanne'ın atölyesini kiralamış, orada çalışmalarını sürdürüyor. Ve Traje Dikmen Fransa'ya varır varmaz kendini sanat ortamı içinde buluyor. Yani tepeden düşme bir şey. Tabii bunda Lefort evinin çok büyük katkıları var. Ve ilk çalışmalarının, ki bunlar desen çalışmalarıdır, Cézanne'ın atölyesinde yapıyor. Büyük bir şans. İşte dönemin en önemli sanat eleştirmenleri, en önemli sanatçıları Braque olsun, Derain olsun, Giacometti olsun, Debuffet olsun, Man Ray olsun, hepsiyle Lefort evi sayesinde tanışıyor, dostluklar kuruyor. O nedenle hakikaten Türkiye'den Fransa'ya giden sanatçılar çok çabuk Fransız sanat ortamıyla iletişime geçiyorlar ve kendilerini çok çabuk kabul ettiriyorlar. Hakeza abinin 1952 yılında Paris'e gittiğinde, o da pansiyonda kalıyor. Eşiyle beraber meşhur Chola Cantin pansiyonunda. Zaten Fransa'ya daha önce de gitmişti abinin 1937 galiba 39'da arasında Paris'te epey bir zaman geçirdi ve bu dönemde zaten Picasso, Gertrude Stein ve Tristan Tzar gibi önemli sanatçı ve şairlerle tanışma imkanı oldu. Paris'e ilk yılında yerleşmek üzere gittiğinde işte pansiyonda kalıyor ve akabinde Picasso ile olan dostluğu nedeniyle Picasso abidin dinliyor. Güney Fransa'da o sırada Picasso seramik işleriyle uğraşmaktadır. Madura Atölyesi'nde çalışıyor ve kendisine gelip yardımcı olmasını öneriyor ve böylece abidin dinliyor 1953 yazında Güney Fransa'ya gidiyor. Yani hepsinin hayatına şöyle bir bakacak olursak ciddi biçimde Fransa'daki sanat ortamıyla iç içe yaşıyorlar ve çok kısa sürede kendilerini ortama adapte ediyorlar. Yeni akımları eş zamanlı olarak takip ediyorlar. Çok güzel işler üretiliyor, çok özgün işler üretiliyor ve Paris sanat ortamı tarafından da hemen kabul görüyorlar. Evet, çünkü bir açıklama yapmak istiyorum. Yani yalnızca o zaman 1947'den sonra yalnızca Türk sanatçıları değil, dünyanın her yerinden Paris'e olan bir sanatçı akımı var ve bu sanatçı akımının yarattığı çok farklı bir sanat ortamı var ve bu sanat ortamında Türkiye'li sanatçıların aldığı pozisyon hakikaten çok önemli. Nal Bey biraz evvel çok detaylı olarak bahsetti. Bu sanatçıların kabul görmelerinin en önemli nedenlerinden bir tanesi yaptıkları sanat eserlerinin o dönemin ruhunu, o dönemin esprisini çok direkt olarak yansıtabiliyor olması. Dolayısıyla o zaman Fransızların maalesef bugün sürdüremedikleri şöyle bir anlayışı var. Fransa'ya gelen sanatçı artık yabancı sanatçı denilmiyor, Parisli sanatçı deniliyor. Dolayısıyla bu Parisli sanatçı kavramına
Türk sanatçıları da dahil oluyorlar ve bunlar Nal Bey'in de biraz evvel detaylı olarak anlattığı gibi çok hızlı bir şekilde açtıkları sergilerle, grup sergileriyle çok hızlı bir şekilde etkinliklere giriyorlar. Ben kitabı hazırlarken küçük bir liste hazırlamıştım. Bu listede bu sanatçıların Paris'te nasıl algılanıldıklarını ya da bunu... Türk sanatçılarının büyük bir kısmı ki Avni Arbaş da bunların arasında yer alıyor. Ekim Salonu'nda düzenli olarak eserlerini gösteriyorlar. Evet, şimdi bütün bunlar tabii olurken, biterken Paris'te yaşamak, Paris'te hayatı sürdürebilmenin zorlukları var. Bir yanda bu sanatsal oluşumlar, sanatsal atılımlar olurken, bu sanatçıların kişisel sergileri açılırken ilginçtir. Birçok Türk sanatçısının resimleri Türk müzelerine kabul edilmeden önce Fransız müzelerine kabul ediliyor. Bu da çok ilginç bir olan. Bütün bunlar olurken tabii Paris'te yaşamanın, Paris'te hayat sürdürmenin büyük zorlukları var. Ve bu zorluklar biraz da sanatçıların biraz Don Quixote gibi davranmalarını gerektiriyor. Dolayısıyla ben Hısve'ye bu soruyu sormuştum. Çünkü kendisi de bunu bir döneminde yaşamıştı, bir döneminde biliyordu. Bakalım kendisi nasıl yanıt verdi. Tabii ki geliyordu resim öreği ve çevresi yok ve sergilere falan gidiyor, bir şeyler yapmaya kalkıyor ve geçimini sağlamak için kahvelerde bardak yıkayanlar da vardı. Bu ilginç, bunu ilk defa duyuyorum. İsim verebilir misiniz? Vermem. İlginç. Anladım. Ona dalga deniyordu bardak yıkamayı, sulara dalıyorsun. Devamlı geldiği zaman galiba şey yapıyor, kapılardan gazete topluyor falan mesela. Nasıl kapılardan gazete topluyor? Ya şimdi gazete kıymetliydi. O kağıdan gazeteyi kapıya bırakıyorlardı. Onları toplayıp toptancıya satıyorlardı. Bir bisikletle arkasına gazeteleri yüklüyor, götürüp satıyordu. Abi de bunu yapmıştı. Gazete top... Benim bir röportajımda vardır gazete satanlar diye. Yani eski okumuş gazeteleri satanlar. Tabii bu çok ilginç. Bir sanatçı düşünün ya da sanatçılar düşünün. Bu sanatçılar bir yandan kişisel sergiler açıyorlar. Biraz evvel size tarihlerini çok detaylı olarak verdim. Çok önemli müze sergilerine katılıyorlar. İşte eser, sanat kendileri hakkında, açtıkları sergiler hakkında çok önemli gazetelerde, çok önemli dergilerde yazıları yazılıyor. Fakat onların yaşayabilmeleri bir hakikaten zor. Çünkü Paris'te sanatçı olarak yaşayabilmek hakikaten zor ve birçok ülkeden gelen, Paris'te gelen sanatçıların kendi aralarında kurdukları bir takım gruplar var. İşte Rus asıllı sanatçıların kurduğu Rus grubu var, Latin Amerikalıların kurduğu Latin Amerikalı grubu var, işte Uzak Doğu'dan, Çin'den, Kore'den, Japonya'dan gelenlerin kendileri içinde kurdukları bağlar var. Bir de Türk sanatçıların da kendi aralarında bir networking gibi bir yakınlaşması var. Ben bu konuda Ünal Bey'in bize birkaç yorum da yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu sanatçılar birbirleriyle çok yakın duruyorlar. Hem atölyeleri birbirlerine yakın, hem birbirleriyle sürekli konuşuyorlar, görüşüyorlar. Sizin bu konuda ki fikirleriniz nelerdir Ünal Bey? Şimdi Paris'e yerleşmek üzere giden sanatçıların pansiyonlarda kaldığını zaten söylemiştik. Şola Kantrum'da ilk kalan sanatçımız Avni Arbaş'tır. Eşi Zehir'ini 1946 yılında kaybettikten sonra 47 yılında otostopla İtalya'yı geziyor. Oradaki sanat eserlerini yakından
inceleme imkanı oluyor ve dönüşünde Louvre Müzesi'ndeki sanat tarihi kurslarına katılıyor ve burada İsviçre'li bir sanatçıyla dost oluyorlar. Bu sanatçı kendisinin Schillerkantrum'da kaldığından bahsediyor. Anarbaş çok merak ediyor. Ertesi gün arkadaşını orada ziyarete gidiyor ve sanat ortamını orada o kadar çok seviyor ki hemen kalmakta olduğu eski pansiyonundan Schillerkantrum'a geçiyor. Ve Türkiye'den Paris'e giden sanatçıların büyük bir kısmı da Avni Arbaş'tan sonra burada kalmaya başlıyorlar. İşte Albert Pitron'dan tutun, Mübin Orhan'ına, Selim Turan'ından tutun. Paris'e sık sık gidip gelen Türkiye'den Bedir Rahmi Eyüboğlu olsun, kardeşi olsun, yazarlarımız hepsi Schillerkantrum'da kalıyorlar. Tabii bunları orada kalmaya mecbur kılan nedenlerin başında belki maddi imkansızlıklar, vatan hasreti gibi konular geliyor. Selahattin. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir de bu pansiyon hakikaten çok ucuz bir pansiyon o dönemin fiyatlarıyla karşılaştırıldığında. Dolayısıyla en ucuz, en hesaplı otel bu. Aslında bir öğrenci yurdu olarak tasarlanmış. Evet. Evet, doğru. İşte Sabahattin Eyüboğlu olsun, Oğuz Orbay olsun, Perte Boyar eşiyle, Abidin Dino'yu saygıydık zaten eşiyle, hepsi bu pansiyonda kalıyorlar ve kaynaşıyorlar. Bir de tabii şöyle bir nokta var, bu sanatçıların yapıtlarını da incelediğinizde bazı dönemlerinde birliktelikler görüyorsunuz. Hakkanlı'yla Mümin Orhan'ın birbirine çok yakın durduğu bir dönem var. Abidin Dino'yla Trajedik Mey'in birbirine yakın durduğu başka bir dönem var. Bazen işte Selim Turan'la zaten Mümin Orhan arasında çok yakın bir ilişki var. Bunlar sürekli tabii birbirlerini aslında sanatsal açıdan da bayağı etkiliyorlar. Bu da tabii konuşmanın ayrı bir özelliği, ayrı bir noktası. Bunun hakkında belki de tekrardan daha detaylı araştırmalar yapmak lazım. Tabii yani ben konuşmamızın ilk bölümünde çok fazla zorluklar, sıkıntılar, işte Paris şehir efsanesi üzerine yoğunlaştığımızı düşündüm. Ve şu soruyu sordum Hıfzı Bey'e. Yani bu insanlar hep mi sıkıntı çekiyorlardı? Hiç mi mutlu oldukları zaman yoktu? Nasıl da hayatları, neyle mutlu oluyorlardı, ne yapıyorlardı diye bir soru sormuştum. Bana şu yanıtı verdi. Nasıl mutlu oldukları, bilemem. Gidiyor iş dünyaları. Ama ne yapıyorlardı, sinemaya gidiyorlardı. Değil mi? Evet. Erken matineleri vardı, onlar daha ucuzdu. Ondan sonra sergileri falan gidiyorlardı. Nasıl vakit geçiyorlardı? Kahvelerde buluşuyorlardı falan, böyle bir şey. Mümin abi, sizin bu konuda biraz bilginiz var mı? Yani hep mi sıkıntı çekiyorlardı? Hiç mi eğlence yoktu? Hiç mi? Tabii maddi sıkıntıları vardı ama eğlenmesini de zaman zaman biliyorlardı diye düşünüyorum ben. Bir kere Şola'da akşamları pansiyonun alt katındaki salonda bir araya gelip sohbet ediyorlardı. İşte bir iki içki alıyorlardı. Zaman zaman Şola'nın bulunduğu sokaktaki köşedeki kahveye gittiklerini biliyoruz. İşte Mübin'in yine Montparnasse'da Select Kirahanesi'ne çok sık gittiğini biliyoruz. Zaten içkiye düşkün bir sanatçımızdı. Burada işte Avni Arbaş olsun, Oğuz Orbay olsun, Aydemir Balkan olsun, Remzi Raşa olsun, Atilla Bayraktar olsun, bu gibi sanatçılarla bir araya gelip içkilerini içip sohbetlerini yapıyorlardı. Zaman zaman da Mohtar ve Latin Portre'de birahanelere, oradaki kafelere gidip eğleniyorlardı. Buna ilaveten bahsetmek istediğim diğer bir konuda... Bir de bir şey söyleyebilir miyim, müsaade eder misin? Şimdi Paris'te şöyle bir gelenek de var tabii, özellikle o yıllarda.
bir kahveye ya da bir birahaneye gittiğinizde yalnızca bir şey sipariş edip 3-4 saat ya da günün tamamını orada geçirebiliyorsunuz. Yani burada olduğu gibi sürekli biri sizin başınıza gelip daha ne alacaksınız, ne içersiniz, ne yersiniz diye bir şey söylemiyor. Dolayısıyla bu da çünkü bir şeyi bilmek gerekiyor. Bu sanatçıların birçoğu ısınmayan odalarda, atölyelerde yaşıyorlar ve yani kışın çok soğuk olur Paris. Dolayısıyla sıcak bir yerde olmak işte birazcık daha mutlu edebiliyor insanı. O yüzden bu tür yerlere gidebiliyorlar ve burada yani bir sütlü kahve içip 4-5 saat oturduğunuzda hiç kimse sizi ötelemez ya da daha bir şey içmeyecek misin diye tacizde de bulunmaz. Bu da işte Fransa'nın geleneklerinden biridir ama siz başka bir konuya değineceksiniz. Evet. Şimdi bu sanatçı grubu zaman zaman da Camerino diye bir restoran sahibinin işlettiği lokantaya da giderlerdi. Camerino'nun çok enteresan bir kişiliği olduğu söylenir. Kendisi çok küçük yaşlarda sanat ortamıyla haşır neşir oluyor. İlk önce bir pastanede çalışıyor. Pastane vitrinine sanatçıların eserlerine benzer şekilde dekore ediyor. Daha sonra da kendi lokantasını açıyor ve bu lokantada sanatçılar yoğun ilgi gösteriyorlar. İşte Picasso'sundan tutun Braun'dan, Léger Duchamp hepsi bu lokantaya sık sık gelip gitmeye başlıyorlar. Ve çok da açık göz bir kişiliği olan birisi. Sanatçılarla kuyer karşılığı tablo alışverişine başlıyor. Her sanatçıya kendi ölçülerinde belirli bir kuyer sayısı veriliyor. Mesela en sevdiği sanatçılardan Jacques Villon'un bir tablosuna 100 kez yemek yeme imkanı tanıyor. Bizim Türk sanatçılarının da bu lokantaya gittiklerini, eser karşılığı burada yemek yediklerini biliyoruz. Ve bu Camille Renaud çok sevdiği sanatçılara da belirli konularda resim siparişi veren birisiymiş. At konusunu çok seviyor. 50'ye 150 ebatında mutlaka o ebatta olacak ve konuda at olacak. Bizim sanatçılarımızdan işte Mübin Orhan olsun, Abidin Din olsun, Selim Turan olsun. Bu ebatta resim karşılığında para kazanıyorlar. Hatta Mübin'in yaptığı resim, çok soyut resim yapan bir sanatçı, at konusuna bir türlü giremiyor. Gayet soyut bir şekilde bir deniz atını tasvir eden bir resim yapıyor o ebatlarda. Hakeza Necat Melih Devrim de para karşılığı Camille Renaud'a 50-150 ebatında resim yapan sanatçılarımız arasında. Necat Melih Devrim'in konusu da atlardan ziyade jokerler. Onları gayet soyut bir biçimde yatay bir tabloya aktarıyor. Ve bu Camille Renaud'un koleksiyonuna giriyorlar. Daha sonra bu sanatçı lokanta sahibi sağlık problemleri yaşamaya başlıyor. 65'te lokantasını satıyor ve böylece bu işe son veriyor. Bunu bir değinmek istedim. Yani eğlenceleri de yerindeydi esasında. Hatta Albert Pitron'un resim karşılığı müstakbel eşini bu lokantada ağırladı ve evlenme teklifini bu lokantada yaptığını biliyoruz. Çok güzel. Şimdi ben Hıfzı Topuz'a şöyle bir soru sormuştum. Kendisi 1960 yılında itibaren Paris'te merkezi olan UNESCO'da bizzat
görevli olarak çalıştığı için Paris'e gelen bir sürü kişiyi de hem ağırlıyor hem onlarla da beraber oluyor ve bu sanatçılar tabii, bu gelen gazeteciler tabii Türkiye'li ressamlarla neden ilgilenmiyorlardı ya da neden bu insanların peşinde değillerdi diye bir soru sordum. Çünkü başka ülkelerin sanatçılarını incelediğinizde işte bir Polonyalı sanatçının işlerini en iyi takip eden kişiler Polonyalı yazarlar ya da Polonyalı çizerler, eleştirmenler oluyor. Keza Latin Amerikalılarda da durum öyle. Fakat bizim gazetecilerimizde, bizde sanatla ilgilenen insanlarda böyle bir şey söz konusu değildi. Hıfzı Bey bu soruya şöyle yanıt verdi. Çünkü ya bir defa Türk, Fransa'da sanatçılar, değil mi? Komünist olarak tanımlar varsa komünistlerle görüşüyor, komünist propagandası yapıyor diye insanlar yazı yazmaya çekiniyorlardı. Genel gazeteciler görmek istemiyorlardı bunları. Ama beni götürür müsün diye gizli gizli bana söylüyorlardı mesela. İlginç, bu kadar korkuluyordu bu insanlardan. Dolayısıyla onlarla diyalog geçmek de istemiyorlardı resmi olarak. Yani şimdi 1961'de Nazım Paris'te kitap imzalıyor. Evet. İlhan Selçuk'la Çetin Altan doğrultuda gitmeye korkuyorlar sergisine. Kitap imzalı. Ben ikinci soruyu başka bir soruyla yöneltmiştim Hıfzı Bey'e. Çünkü bu sanatçıların birçoğu biliyorsunuz Türkiye'de ilk kişisel sergilerini ya da Türkiye'de sanatlarını göstermeleri aşağı yukarı 45-50 yıl gibi bir zaman aldı. Bunun nedeni nedir diye sormuştum. Yani İlhan Selçuk geldiği zaman, yani ben her zaman beraber değildim, geldim bir iki hafta kaldı galiba. Onlarla görüştü ama, ya abi dinle falan, bunları ne ölçüde yazdı bilmiyorum. Yani insanlar çekiliyorlardı bunları yazmaya. Sosyalist ya da komünist olduklarının yüzünden değil mi? Sicilli diyeyim. Evet, o dönem şu an komik gelen bir sicil olayı var. Herkesin sicili tutuluyor değil mi? Evet. Herkesin değil. Bazı insanlar solcu diye, solcu komünist aynı şeydi zaten. Ne olursa olsun komünistin sicilleniyordu. Onu hep izliyorlardı mutlaka. Yani hayatını hep izliyorlardı. Günün kavuşturduğu için bir anekdot anlatacağım. Bir gün Çetin Altan'la beraber metrodayız. Özgür'üm dedi. Burada istediğimi söyleyebilirim. Ben dedi burada ben komünistim diye bağırırım dedi. Hiç umurumda değil dedi. Metronun kör tarafına döndü. Ben komünistim dedi. Çetin de mantık ediyorsun. Bak şu adam dedi seni izliyor. O elçilikte çalışıyor. Yapma ya. Ben komünistim bazı söyledim ya. Ben dediğim gibi Hıfzı Bey'le bugün ben kendisinin burada olacağını tahmin ediyordum. O yüzden bu filmi... Abinin hem stüdyosuyla hem kaldığı yer. Büyük bir bilinci katım. Bazı bölümlerin iç içe girdiğini gördüm. Bunun için sizden özür diliyorum. Ben eğer soru-cevap bölümüne geçebilirsek çok memnun olacağım. Çünkü zaman tahminimizden de hızlı ilerledi. Dolayısıyla monologdan çok diyaloğa önem veren biriyim. Acaba sizin sorunuz, açıklamanız ya da söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Bu bölüme geçebilir miyiz? Buyurun. Soru değildi. Videoların yanında o dönemki sanatçılarla beraber fotoğrafların yer almasını isterdim. Sanatçı atölyelerinden kesitler, 1950'lere, 47'den sonra, 42'den sonra gittiğiniz demişti. O zamanlara ait fotoğrafların yer almasını isterdim şahsen. Hem görmüş olurduk atölyeleri. Bir Picasso'nun, bir Rolotales'ini biliyoruz ama
Türk sanatçılardan kesitler de görmek güzel olurdu diye eklemek istedim. Evet, ben de yıllardan beri bu atölyelerin fotoğraflarını arıyorum, eğer bulabilirsem. Sizler hakikaten paylaşmayı çok istedim.